ilaçla geçiştirilerek erteleme yoluyla yapılan tedaviler ve son aşamada bizim de çok da tercih etmediğimiz ameliyat yöntemi. Ama onun dışında alternatif tıbbın doğadaki gücü o kadar fazla ki şu anda insanoğlunun yapısını çok iyi biliyoruz. Ve geçmişten gelen, bize atalarımızdan miras gelen çok özel bitkisel reçeteler ve karışımlar var. Bizim Mehmet Fatih Halitoğlu hocamızın çok özel yaptığı bir çalışma olan bir kara merhemimiz var. Bu kara merhem 8 farklı bitki ekstresinden oluşuyor. Karasakız, terebentin, kafur, arduç tohumu, üzerlik tohumu gibi birçok bitkinin ekstresinden faydalanarak hazırlanıyor. Tabii bitkilerin kendisi değil, burada ekstresi veya özleri kullanılıyor. Bu farklı bir teknoloji. Fitoterapi iliminin bize verdiği nimetlerden birisi aslında bu ekstre ilmi. Çok özel bir karışım. Bu kara merhemimizin öyle bir etkisi var ki çok iddialı bir etkisi var aslında. Biliyorsunuz dediğim tüm yöntemler hemoroidi erteler veyahut da geçici rahatlama sağlar. Ama kara merhemimiz ortalama bir hafta 10 gün içerisinde herhangi bir hemoroid memesinin her evresinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü evrede kanamalı veya kanamasız, hasta ister ameliyat olsun ister olmamış olsun, her evrede ve her durumda çok hızlı bir şekilde hemoroid memesinin küçülmesini, ödeminin alınmasını ve hızlı bir şekilde kanamasının kesilmesini sağladığı gibi hemoroid memesinin geriye doğru normalde yaşadığı yataklara çekilmesini sağlayarak hemoroid sıkıntılarını bir şekilde azaltıyor. Devamında merhemin kullanımına devam edildiği sürece orada mevcut var olan yırtık yani bağdaki deformasyonu da tedavi ettiği için kalıcı bir çözüm sunuyor. Evet, Yani önemli. hasta bizim kara merhemimizde tedavi olduğu sürece sadece hemoroid memesini küçültmek ve kurutmakla kalmıyor. Onun devamında bağ dokuyu iyileştirdiği ve düzelttiği için kara merhemimiz hasta ilerleyen yıllarda hem oradan aynı bir memenin çıkmasından kurtuluyor hem de yeni bir memenin çıkmasına da olanak sağlamıyor merhemin tedavisi. Çünkü çizgili kas dokusu dediğimiz makatın çıkışında olan bu bağ dokunun güçlenmesini de sağladığı için hastayı bir bakıma gelecekte bu rahatsızlıktan koruyor. Çok özel bir yöntem. Yaklaşık 2,5 yıllık ürün ortaya çıkmadan önce 2,5 yıllık bir ciddi bir akademik araştırma ve testlerden geçti. Ve hastalarımızın %98'inin üzerinde net ve kalıcı sonuçlar verdi. Devamında yaklaşık 4,5 yıldır da izinleri ve ruhsatları alındıktan sonra halkımızın tedavisine sunuldu. Ve bu olanaktan 200 binin üzerinde hastamız faydalandı. İnanın o kadar çok teşekkür ve tavsiye mailleri ve telefonları alıyoruz ki zaten biliyorsunuz dediğim gibi toplumumuzun 50 yaş üstü her iki kişiden biri 50 yaş artı her 3 kişiden birinin yaşadığı bir sıkıntı ve günlük Evet. hayatı gerçekten çekilmez kılan bir sıkıntı. Erteleyici yöntemleri artık birçok kişi denemiş. Emin olun bugün bir hemoroid hastasının denemediği yöntem kalmamıştır. Birçoğu artık çaresizlik içinde gidip ameliyata razı olmuştur. Maalesef ameliyat sonrası yaşanan sıkıntılar da çok farklıdır. Genelde cerrahi operasyonlar 10-15 dakikalık kolay operasyonlardır. Hasta biraz da bunu verdiği rahatlıkla ameliyata razı olur ama sonraki bir aylık iyileşme süreci çok sıkıntılı ve acılıdır. Çünkü orada kesip alınan hemoroid dokusunun yerinde ciddi bir yara kalır. Hemoroid dokusu kesilerek veya yakılarak alınmıştır. Ama dışkı yüksek oranda asit içerdiği için her dışkılamada o yaranın iyileşmesi gecikir. Ve hasta ilk bir haftadan itibaren başlayarak bir ayın içinde çok ciddi ağrılar ve sancılar yaşayabilir. O kadar ki biliyoruz hastalarımızdan bu iyileşme sürecinde birkaç kez acile gidip bana ağrı kesici bir iğne yapın gibi Çok tabii ki şikayetler oluyor. ama İnanın en acı bir şey çok acılı bir gerçekten. yöntem ve keşke bir daha nüksetmese. Bu acıya rağmen Şimdi hocam dediğiniz bu yöntem kara nüksetmesine merhemin sebep oluyor. önemi bu kadar gerçekten Gerçekten çok çok önemli. önemli. Çok önemli. Sanıyorum ki seyircilerimiz hani siz anlattıktan sonra bu kara merhem kullanımının hemoroid yani bağsur hastalığından kurtulmalarında onlara ne kadar yardımcı olduğunu veya olacağını herhalde anlamışlardır. Kesinlikle, kesinlikle Ve öyle ki anlamışlardır. hemen sorular gelmeye başladı zaten. Doğrudur. Hemen önüme sorular düştü. Ben o sorulardan bir tanesini izninizle sormak Tabii istiyorum. ki. Ankara'dan bir seyircimiz Sevda Hanım hemen bize bir soru göndermiş. Hocam, annem yaklaşık 3 yıl önce ikinci evre iç hemoroid tanısıyla boğma ameliyat oldu. 1 yıl geçmeden tekrar nüksetti. Bu sefer lazer yöntemiyle tekrar ameliyat oldu ama aradan birkaç ay geçmeden tekrar nüksetti. Ve şu an üçüncü evreye geçti. Artık muayene dahi olmak istemiyor. Çok sıkıntısı var. Evden çıkamaz oldu. Lütfen kesin çözüm olacak bir tedavi önerir misiniz? Kara merhem tedavisiyle netice alabilir miyiz diye hemen sormuş Evet. Ankara'dan Sevda Hanım. Çok Teşekkürler. geçmiş olsun Sevda Hanım'ın annesine. Haliyle bu çok yaşadığımız bir şikayet ve sıkıntı. Maalesef dediğimiz gibi cerrahi operasyonlarda memenin kesilerek alınması mantığına dayandığı için hastalığın nüksetme ihtimali çok yüksek. Ve bu sürede hastalığın ilerlemesini de engelleyemiyoruz. Ama her zaman dediğimiz gibi önce tedavi yöntemi. Çünkü Yüce Rabbim doğada her şeyi çare yaratmış ve mükemmel bir ekstreden bahsediyoruz. Özel bir kara merhem karışımından bahsediyoruz ve ciddi bir şekilde analiz ve testlerden geçerek bugüne ulaşmış bir merhem ve çok samimiyetle söylüyorum. Bu kadar hızlı Şöyle şekilde bir göstereyim hocam tabii size ki anlatırken. Bakın kara merhem, değerli seyirciler. bu Şöyle kadar yakından hızlı görsünler. şekilde
bu kadar kolay bir yöntemle ve kalıcı olarak tedavi sağlayan başka bir yöntem yok. İlaç tedavisi veyahut da ameliyat tedavisi. Hemoroid memesinin çok kısa bir sürede küçülmesini ve kurumasını sağladığı gibi bağ dokuyu da iyileştirerek hastalığın yükseltmesini engelliyor ve gerçekten hastaların elveda diyebileceği doğal bir yöntem. Evet. O yüzden kesinlikle Sevda Hanım'ın annesine de hemoroidle ilgili bu kara merhemimizi ısrarla tavsiye ediyorum. Dediğimiz gibi ilaç yöntemini denemiş ve iki kez ameliyat olmasına rağmen tekrar nüksetmiş. İnşallah çok kısa sürede, hani aylarca bir tedavi önermiyoruz. Sadece bir hafta 10 gün içerisinde. Kısa bir süre gerçekten. Tamamen iyileşecek, tam anlamıyla bir tedavi imkanı sağlayacak ve doğal bir yöntem, hiçbir yan etki yaşamadan inşallah sağlığına kavuşacaktır. Zaten bu Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir yöntem olsa gerek. Birçok hemoroid basur hastalığıyla mücadele eden o kadar çok insan var ki, diyorsunuz siz de söylediniz, hastanelerin acillerinde aman bana işte ağrı kesici yap dayanamıyorum diye giden hastalarla kaynıyor. Belki bu yöntemden sonra hastanelerin acil servislerine belki gitmeler de azalacak. Kesinlikle sizin bu konuda azalacak. Da çok katkınız, faydanız olacak. Hemen sorular devam ediyor. Bakın Ankara şu anda revaçta. Hemen Ankara'dan Nevin Hanım bir soru göndermiş. Demiş ki, bende demiş dışarıda 2 adet meme var. Bazen ağrılar dayanılmaz oluyor. Doktorumun yazdığı bir tablet ve fitil kullandım. Ancak çok az bir geçici rahatlama oldu. Çok ağrı yaşıyorum ve kanama da oluyor. Bahsettiğiniz kara sakızlı merhem bana çare olur mu diye bize hemen bir soru göndermiş. İnşallah olacaktır. Dediğimiz gibi kullandığı tablet veya fitil veyahut merhem, bunların birçoğu lokal anestezik etkili olduğu için hemoroidi bir bakıma rahatlatır ama ilerlemesini engellemez. Hastalığın üstünü örter. Hasta 3. 4. evreye geçtiğinde artık ağrılar dayanılmaz hale gelir ve her gün yaşanmaya başlar. Ama bahsettiğimiz bu kara sakızlı çok özel merhemimizi kullanarak inşallah çok kısa sürede şifaya ulaşacak. Sağlığına kavuşacak. Bakın kesinlikle. Hatay'dan bir soru geldi. Hatay'dan Ali Bey bize bir soru göndermiş. Hocam, işim gereği sürekli ayaktayım. Bir yıldır hemoroidden çekiyorum. Kanama olmadı ama çok ağrı var. Bir süre ağrı kesici bir krem kullandım ama o da artık fayda etmiyor. Doktor ameliyat önerdi ama iki tanıdığım da ameliyattan sonra tekrar nüksetti. Nüksetti olmak, burada soruda biraz sıkıntılı göndermiş. Evet, olmak istemediğini evet, söylemiş. Tanıdığımda ameliyattan sonra biraz soruda problem var. Tavsiyeniz varsa minnettar olurum. Hatay'dan Ali Bey, sorunuzu biraz eksik göndermişsiniz. Evet. Artık siz anladınız herhalde. Anladım. Buyurun. Maalesef çok yaşadığımız bir sıkıntı. Özellikle şu durumu yaşıyoruz. Ameliyat olacak bir hasta yakın bir çevresinde bunu araştırdığı zaman ameliyat sonrası ağrı ve acıları ve iyileşme sürecinin biraz sıkıntılı olduğunu görünce ve tekrar yükselttiğini görünce haliyle biraz çekiniyorlar. Çok da hak veriyorum. Ama yine dediğimiz gibi ameliyat her zaman son çare, olmazsa olmaz artık. Son en son çare. Çünkü tedavi yöntemleri var ve çok özel kara merhemimizin artık ne kadar ses getirdiğini biliyoruz. Şu anda yurt dışından tüm onayları alınmış ve 4,5 yıldır 250 binin üzerinde hastamızda yüksek başarı oranıyla kendini ispatlamış bir kara merhem ve Mehmet Fatih hocamızın yıllar süren bir çalışması. Sorular yıldı hocam. Çok ciddi bir emek. İnşallah kara merhemle tedaviyi sorular yıldı. İnşallah cevap vermeye çalışalım. Cevap vermeye sürede biz de, tabii ki süremiz de evet. Kısıtlı. Bu sefer İstanbul Bağcılar'dan Nurhayat Hanım bize bir soru göndermiş. 6 ay önce doğum yaptım. Hamileliğimin 4. ayından beri hemoroid sıkıntısı çekiyorum. Kanamam yok ama tuvalet sonrası dayanılmaz ağrılar oluyor. Emziren annelerin güvenle kullanabileceği kara sakızlı merhemi kullanabilirler mi? İlaç içmek istemiyorum. Özellikle ilaç içmek kesinlikle istemediğini söylemiş. Bu kara merhemi kullanırsam ilaçtan kurtulur muyum? Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Bize. Hamilelerde maalesef dezavantaj hamilelik veya emzirme döneminde. Evet. Hemoroid ilaçlarının birçoğunun kortizon içermesi ve çok ciddi yan etkileri olan ve genelde 7 günden fazla kullandırılmayan ilaçlar. Ama hemoroid kara merhem tamamen bitkisel bir içeriktir. Şifalı bitki ve baharatların dışında, ekstrelerin dışında asla hiçbir kimyasal katkı maddesi asla içermez. Bunun dışında yenilen içilen bir ürün olmadığı ve dışarıdan topikal kullanılan bir ürün olduğu için hamilelerin, emziren bayanların evet. Ve hatta çocukların kullanabildiği tek ürün diyebilirim. İnşallah çok kısa sürede hemoroid kara merhemi tedaviyi sağlayacak. İlaç kullanmadan sadece kara merhemi kullanıp ilaç kullanma artık devrini kapatabiliyorsunuz. Kesinlikle. Peki o zaman ben bir soru daha sormak istiyorum. Ankara'dan Cevdet Bey göndermiş. Bakın sorular yağmur gibi geliyor. Evet. Hepsini soramayacağım aslında ama demiş ki internetten, az önce bu konuya değinmiştim. İnternetten bir ilaç sipariş ettim. 3 ay boyunca günde 3 kez kapsül kullandım. Beni ishal etmekten başka bir işe yaramadı demiş. 4 yıl önce boğma yöntemiyle ameliyat oldum. Bu sefer 2 meme çıktı. Şimdi tekrar ameliyat diyorlar. Lütfen bana basur için kalıcı bir tedavi önerin. Güvenmek istiyorum demiş. Evet. Yani bize güvenmek çok istiyor artık. Gerçekten maalesef hemoroid hastaları dediğim gibi o kadar çok tedavi yöntemi denemişler ki artık inanamıyorlar. Hekime veyahut da aktarına, eczacısına herhangi bir ilacı güvenemiyorlar. Ama çok ciddi bir samimiyetle söylüyorum. Bakın bu kara merhemimiz yıllar süren bir araştırma. Çok ciddi emekler sonucu ortaya çıkmış bir ürün.
Alternatif tedavi dediğimiz gibi bitkisel ekstrat asla bir yan etki yaşamadan aylarca ilaç içmelerini veyahut da kapsül kullanmalarını istemiyoruz. Onları ishal edecek herhangi bir gıda takviyesi değil bu. Tamamen bitkisel bir karışım, evet. Özel bir preparat. Çok kısa sürede dediğim gibi 7-10 gün içerisinde tamamen hemoroid memesinin küçülmesini ve kurumasını sağladığı gibi kalıcı olarak bu hastalığa inşallah elveda demesini sağlayacak hastamızın. Şimdi hocam artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sorular yığıldı. Değerli seyirciler çok teşekkür ediyoruz. Demek ki çok ilgi görüyor aynen. Programımız. Yönetmenimizden rica edelim. Birkaç soru daha alıp ama ben programı şimdi hani belli de bir süremiz var. Sormak evet. isterim ama ben son bir soru artık size tabii sorup ki. Diğer soruları inşallah başka bir programda yanıtlayalım istiyorum. Son bir tane soruyu seçtim. Onu soracağım. Diğer bize soru gönderen seyircilerimizden özür diliyorum. Vakit çünkü önemli burada. Tabii ki. Zonguldak'tan Ali Bey bize bir soru göndermiş. Demiş ki hocama bir sorum olacak. Şeker hastasıyım. 10 yıldır tedavi görüyorum. Evre iç ve dış hemoroidim var. Ameliyat tavsiye etmedi doktorum. Şekerimi kontrol altında tutamıyorlar. Fitil ve krem kullanıyorum ama pek fayda görmedim. Kara merhemi şeker hastaları kullanabilir mi diye önemli bir soru kesinlikle sormuş. Kesinlikle kullanabilir. Dediğimiz gibi kara merhemimiz asla bir ilaç değil. Kimyasal bir etken madde içermiyor. Dediğimiz gibi geleneksel tıbba dayanan bitkisel ürünlerin, şifalı bitkilerin tedavi edici geleneksel yöntemlerine dayanan bir yöntemle hazırlandı. Tamamen doğal bir içerik, şeker hastası veyahut da kalp hastası veyahut da tansiyon sorunu olan hiç fark etmez. Dediğim gibi hamile ve emziren annelerin de kullanabileceği, hatta ve hatta çocukların da güvenle kullanabileceği tek hemoroid tedavi ürünüdür. Bu kadar net söylüyorum ve bu kadar hızlı bir iyileşme gösterecek, hemoroidi tamamen ortadan kaldıracak başka bir formül yok. Çok ses getiren bir ürün ve Mehmet Fatih hocamızın dediğim gibi yıllar süren bir çalışması anal fistür dediğimiz makat çatlaklarında da etkili olduğu gibi hemoroidin her evresinde iç veyahut da dış hemoroidde hızlı bir iyileşme sağlar, aylarca ilaç kullanımı gerektirmez, hastayı günlük hayattan alıkoymaz, evde tedaviyle acı çekmeden ağrısız ve ameliyatsız bir şekilde ve tabii ki hastalığa elveda dedirtecek muhteşem bir karışım. Biz buna ciddi bir buluş diyoruz. İnşallah faydasını şimdi görecektir. Hocam tam soruyu bitirdim. Edirne'den Vahit Bey çok rica etmiş. Demiş ki çok sizden özellikle hocam demiş sürenizin sonuna geldiniz ama o kadar rica etmiş ki hemen kısaca onu da sorayım bari. Demiş ki hocam 7 yıldır hemoroidden çekiyorum. 2 kez ameliyat oldum. Denemediğim ilaç kalmadı. Basur'un kesin tedavisi yok dedi doktorum. Gerçekten böyle mi? Ölene kadar bununla mı yaşayacağım diye sormuş. Asla, son sorumuz asla bununla yaşamak zorunda değiller. Vahit Bey kesinlikle umutsuzluğa kapılmasın. Bakın Yüce Rabbim doğada her hastalığa verdiği gibi her hastalığa bir çare yaratmış. Ama doğru yöntemlerin doğru şekillerde kullanılması ve uzman eller tarafından size sunulması gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz bu 8 farklı bitki ekstresini aktardan alıp yapmaları mümkün değil. Çünkü özel bir teknoloji ve fitoterapi ilmi farmakolojik evet. Farmakoloji ilminin bir dalıdır. Bitkisel ilaç üzerine bir uzmanlık gerektirir. Uzman eller tarafından hazırlanan bu kara merhem kesinlikle sıkıntılarına çare olacaktır. Ve umutsuzluğa kapılmasın hiçbir hemoroid hastası, basur hastası. İnanın tedavisi çok kolay. Aylarca, yıllarca sürecek bir tedavi değil. Her yaşta, her kesimin, hamilelerin ve emziren bayanların kullanabileceği bir ürün. Ve çok iddialıyız bu üründe. Çünkü hocamızın çok ciddi bir emeği var ve denenmiş. Her türlü akademik testten geçmiş, onayları alınmış bir kara merhem karışımı umuyoruz. Beyefendi de bu ürünü kullanarak çok kısa bir sürede hastalığından kurtulacak. Sevgili seyirciler, evet fitoterapi ve alternatif tedavi uzmanımız Engin Halitoğlu bugün bizlerle birlikteydi. Hemoroidi yani basur hastalığını konuştuk. Nedenleri, sonuçları, tedavi yöntemlerini elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu programda sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Ekranın altında Facebook adresimiz ve danışma telefon numaralarımız yazıyor. Facebook adresinden ve danışma telefon numaralarından günün 24 saati bize ulaşıp bütün sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz diyoruz. Efendim Şifa Bağı programından bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese şifa dolu, sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.